Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası olan Rüstem Tatar'ın hayatını anlatan ve yazar Ferhat Atiye'nin kaleme aldığı Her Şeye Rağmen isimli kitap Rüstem Kitabevi'nde tanıtıldı. Kitabın tanıtımında konuşan Rüstem Tatar, yazar Ferhat Atiye'yi takdir ettiğini ve kendi hayatını anlatan kitabı okumaktan zevk aldığını söyledi. Tatar, geçmiş dönemlerde yaşananların kayıt altına alınması bakımından devlet yetkililerine bir de öneri sundu. Yazar nedir? Benim şeyimi bana kredi veriyorsunuz. Hakikaten Atik Bey'in bir eseridir. Onu da ben takdir ederim. Şeyini, uslubunu ben de zevk aldım okuduğumda. Ve benim bir düşüncem oldu. Ben Poleliyim aslen. Oradan başladık bilgi toplamaya. Şimdi kaynak yok. Kime soracaksın? Şimdi ne aklıma ne gelir? Ve devlete benim önerim nedir? Bir kültür şeyimiz olarak bütün bölgelerde, köylerde falan neyse bir ya muhtar olur ya başka bir makam olur. Onu motive edip de o bölgenin sosyal hayatını kayda alacak bazı veriler ortaya çıkarsın. Uzmanlar da onu genişletir, şey eder. Bu yoktur. Hiçbirini bulamazsınız. Yani poli dedi mi? Kimdir poli? Kimlerdir polili? Ne eser bıraktılar? Herkesin beyninde ölür gider. Yazar Ferhat Atik de biyografi meselesini çok önemsediğini ve kişilerin hayatlarına önem verdiğini söyledi. Atik, bireylerin hayatlarının ortaya konulmasının topluma ışık tuttuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da babası Rüstem Tatar'ın ülkede birçok hizmeti olduğunu ve babasının kendisine her zaman rehber olduğunu ifade ederek "Her zaman babama layık bir evlat olmaya çalıştım. O iyi ki benim babamdır." dedi. Bu memlekette bu halka çok büyük hizmetler olmuştur. Babam olarak kendisine teşekkür ediyorum. Ben tabii ki ta çocukluğumdan beri bu işlere o zamandan meraklı. Babamla dairesine gidip dairesinde o kültürü alıp daha sonra tabii ki tahsilim hayatımdaki gelişmeden ama her zaman babam bana rehber olmuştur. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Tamam. Buna layık bir evlat olmaya çalıştım. Kendisi. Buna ben de ilave edeyim. Benim çocuğum onun yetinmesinde. Rüstem Tatar benim babamdı. O yetişmesi de çok büyük rol oldu. Daha 4 yaşında, 8 yaşında annesini kaybettim ben. Ben onu işte mesela resimlerde falan beraber götürürdüm merasimlere. Tanıtımın ardından Rüstem Tatar katılımcılara kitabını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.